Günaydın arkadaşlar, yepyeni bir videodan. Saat şu an 11, biz evden çıkış yaptık. Vallahi alel acile hemen giyindim, saçımı fönledim ve yarı fönledim. Yarısı ıslak sanırım ama dışarı sıcak zaten, kurur. Zeyd'i de hemen giydirdim. Birkaç işimiz var, önce bankaya gideceğim. Ondan sonra da şey yapacağız. Zeyd'e pasaport için yeni resim çekeceğiz. Efendim anneciğim, efendim annem. Yeni resim çekeceğiz çünkü yarın pasaportunu yaptırmaya gidiyorum. Tarihi geçmek üzere. Onun dışında da dediğim gibi banka, bir de markete falan gideceğim. Ne oldu? Anahtar mı? Ama anahtar sana veremem. Vallahi o kadar hızlı giyindim ki arkadaşlar. Atifim şu an hiç yerinde değil. Bu arada terliklerimi çıkardım kilerden. Ve çok mutluyum. Çok seviyorum böyle terlikler. Aşırı güzel oluyor. Değil mi annem? Şu an Hatlava'dayız. Anneciğim, akıllı resim çekersen, çektirirsen seni arabaya bindireceğim, tamam mı? Hani dışarıdaki arabaları gördün ya. Tamam. Hadi tutmak mı istiyorsun? Çanta, evet, annenin çantası ama Zeyd. Ben de buradayım. He? Senin mi? Hayır, senin değil o. Şimdi seni... Ay adam geliyor şimdi, tamam mı? Hı? Ne sürüyorsun sen? Tam otur ama otur. Bana bak Zeyd. Otur ama otur, düşersin. Otur, gidiyor, otur. Düğmeye bas gitsin. Bye bye. Bye bye. Çiz yap anneye. Çiz. Canlar, biz tekrardan eve geldik. İşlerimin sadece bir kısmını halledebildim. Yani en önemlisi aslında Zeyd Mirza'nın resmiydi, yani yeni pasaportu için. Ama adamdan korktu. Bilmiyorum makineden mi korktu, adamdan mı korktu ama ağladı ve çekinmek istemedi hiçbir şekilde. Ve Akif de dedi ki zorlama, hani ben akşam gelince o zaman götürürüz dedi. Ben de tamam dedim. Çünkü babasını da hep duruyor. Ben yanında olunca hep böyle bir... Nasıl söyleyeyim? Nazı hep bana geçiyor. Öyle söyleyeyim size. O yüzden Akif'i bekleyeceğiz. Sonra DM'e gittim. DM'den eksiklerimi aldım. Alman marketinden eksiklerimi aldım. Türk marketine gidecektim ama elimde bir poşet, sonra bebek arabasının altında doluydu. O yüzden onu da akşama bıraktım. Türk marketinden de zaten sırf şey lazım. Kıyma ve tavuk göğsü falan lazım. Öyle. Bir de sucuk falan. Öyle şeyler. Şimdi size önce DM'den aldıklarımı göstereyim. Ondan sonra da şurada marketi dizdim zaten. Onları gösteririm. Şu Schmutz Radiera'dan çok şükür alabildim tekrardan. Çünkü arkadaşlar, yani her gittiğimde bulamıyordum aylardır. Hep bitmiş oluyordu. Ve bunlar o kadar güzel ki hani duvarda öyle ki falan olduğunda, yani çoğu yerde aslında çok severek kullanıyorum. O yüzden bunu aldım bir tane. Ben şöyle tuvalet ilacı kokusu. Şöyle güllü falan. Ondan sonra yedek emzik aldım. Çünkü hep emzik kaybediyoruz. Ve şimdi hani tatil sezonu da yaklaşıyor. Ve bunu da hep bulamıyorum. O yüzden alayım dedim, evde dursun. Ne olur ne olmaz. Şöyle 18 artı. Ve yazdan sonra bıraktırmayı düşünüyorum. Çünkü 3 yaşından önce bırakması lazım. Ama nasıl olacak inan hiçbir fikrim yok. Çünkü emziğe çok düşkün. Emzik olmadan asla uyumak istemiyor. Ama bir şekilde yapacağız yani, herkesin yaptığı gibi. Şöyle emzik. Sonra şöyle makinem için deterjan aldım. Bulaşık makinesi için. Yıkamak için. Temizlemesi için yani. Şöyle diş macunu. Ondan sonra şöyle doldurmalık el sabunu aldım. Bu arada arkada da çamaşırlar beni bekliyor. Dün yıkadım hepsini. Sonra şöyle buzdolabını temizlemek için deterjan aldım. Şöyle Dr. Beckman markası. Özel zaten buzdolabını temizlemek için, hijyenik falan. Ondan sonra duş jeli aldım şöyle Balea'dan. Zeyd Mirza'nın şampuanını aldım. Bir tane sprey aldım. Normalde hep 4 numarayı alıyordum. Ama 3 aldım bu sefer. 3 aldım. Dur. Sonra ağda aldım. Ben bu ağdayı kaşlarım için kullanıyorum arkadaşlar.
Ve bunların fiyatı 4 euroydu, 8 euro olmuş. Anne, yani. Arabana bak. Ne istiyorsun? Hayvanı vermeyeyim sana şimdi. Bir de 2 tane de oje aldım arkadaşlar. Bak anne oje almış. Renkleri o kadar güzel ki. Demeyeyim. Emziği mi istiyorsun? Al. Açamazsın ki. Açıyor. Açamazsın bence. Açıyor. Açıyormuş. Neyse şimdi size bir de market alışverişini göstereyim. Şöyle fazla bir şey alamadım zaten. Bebek arabası küçüğünü götürdüm. Annem açamam ama bunun aynısı açık var. Bebek. He? Portakal suyu aldım şöyle. Bebek. Süt aldım. Volkan tost. Acaba. Bal. Krema. Yoğurt. Yumurta. Humus aldım. Kabak aldım. Ekmek. Şey aldım. Knäckebrot. Domates. Aufstrich. Bunu şimdi yiyeceğim. Peynir. Böyle yani. Başka bir şey yok. Anneciğim ama o nimet. Bebeğim atılmaz. O patlıcan. Ne yapacaksın? Patlıcan. Anneciğim bak bana. Patlıcan. Yıkayacaksın mı? Nereye çekiyorsun? Nereye çekiyorsun? Bak bunlar senin vidaların. Hadi onları götür. Tamam mı? Ha yıkayacağım. Ama orada yıkama gel. Gel gel orada yıkama annem. Ora pis. Tuvalet ora gel. Gel o mutfakta yıka. Hadi lütfen. Yıkayacağım diyormuş. Ben de diyorum ki bu çocuk ne diyor? Anne de sanıyor ki patlıcan diyor. Tam yıkayacaksın. Burada yıkayacaksın. Tamam mı? Hı. Tamam kamerayı kapatayım bekle. Canlar ben şimdi çamaşır katlayacağım. Ama şu küçük fare ya da büyük fare mi demeliyim beni bırakmıyor hiçbir şeye. Bir de böyle şebeklikler yapınca da kızamıyorum ki ben buna. Hadi gel anneye yardım et o zaman. Birlikte katlayalım mı? Çamaşırlarını it. Bu orada. O kimi? Beni. Oğlum. Bak düşüyordu gördün mü? Biraz yavaş çek annem. Bak. Eğer yavaş çekmezsem ne olur? Düşer hepsi. Bak böyle yap böyle. Şöyle. Katla. Wow. Kameraya göster ne kadar güzel katladı. Seni görmüyorlar galiba. Göster ne kadar güzel katladı. Tekrar katla, tekrar katla, böyle katla, böyle. Öyle mi katlıyorsun? Ya ne kadar güzel katlıyorsun Zeyt. Çok güzel yaptın. Aferin sana. Wow. Benim oğluma bakın hele ya. Hele benim oğluma bakın. Ha bir de çırpıyorsun. Öyle. Bir de çırpıyor mu? Zeyt sen bugün arabalara mı bindin? Sen bugün arabalara mı bindin? Arabalara bindin mi bugün?
Daha demin tripodumu düşürdü. Allah'tan telefonumu yakalayabildim. Çocuklar çekim yapmak da böyle bir şey yani. Vallahi en fazla zaten uyuyunca bir şeyler çekebiliyorum. Böyle gelip ikide bir almak istiyor telefonu. Yani çocukların halleri işte. Hepsi aynı. Şu takımı da iyi ki almışım. Geçen giydim ya, tüm çilek dökülmüştü ama bütün lekeler çıkmış. Dördüm. O ne? Kırdın mı? Hı. Aa. Neden kırdın? Bu arada dün Zeyd Mirza'ya yazlık alışverişi yaptım. Yani sipariş verdim. Gelir gelmez sizlerle de paylaşacağım. Çok güzel şeyler aldım. Evde de zaten birkaç şey var ve geçen seneden olanlar da var birkaç tane. O yüzden tek Zara'dan aldıklarımla kalacak. Yani başka da bir şey almayacağım. Paket mi gelsin? Bakalım. Yani bu yaz yine güzel güzel kıyafetlerini giysin olmuşum. Zaten bir de çok kirletiyorlar hani. Ve büyük be yani 110 giyiyor zaten ama bir kısmını da 115 aldım. Zara'nın bedeni 115. O da oluyor. Sadece bazen tişörtler hani biraz uzun gelebiliyor ama yıkanınca gerçekten tekrar küçülüyorlar. Ve böyle büyük alınca hani seneye de giyebiliyor. O yüzden bazıları 115. Ama tabii bu sene de giyecek yani. Zeyd'in böyle hani biraz göbeği olduğu için hani küçük numaralar çok sıkıyor. Hani beden mesela kol şeyi falan tam olsa da göbeği sıkıyor bu sefer. O yüzden hiç 104 falan alamıyorum. Hatta bu durumu merak edenler olmuş. Zeyd nasıl hani 110 giyiyor diye. Ama gerçekten 110 giydiriyorum arkadaşlar. Diğerleri gerçekten sıkıyor yani. Diğer çocukta farklıdır tabii. Yani bilmiyorum. Allah. Ne oldu Zeyd? Anne. Ya anneciğim. O ne? Bak. Bak. Ne oldu? Ne oldu? Yabanlık. Ne oldu ki ben anlamadım. Ne oldu anneciğim? Bu arada daha elbi silip süpürmem lazım yerleri. Ama Zeyd'i uyuttuktan sonra yapacağım. Daha bugün evi hiç süpürmedim çünkü erken çıktım. Geldim işte kahvaltımı yaptım. Bu arada bunu da çok sevmişsiniz. Ve güzel bulmuşsunuz. Öncelikle teşekkür edeyim. Bunu da Shein'den almıştım arkadaşlar geçen sene. Aynı yani sofra bezi gibi ama çok güzel gerçekten. Çok rahat. En çok seviyorum. Onu da buradan cevaplamış olayım. Zaten bir çoğunuza geri döndüm yani soranlara. Hadi açayım. Gömlekleri asılacak bunlar. Sonra yemek yapacağım. Aklımda bir şeyler düşündüm bakalım. Akif'i de bir arayayım eğer ona da uyarsa onu yapacağım. Zaten sizi de yanımda alırım. Onları dediğim gibi hep Zeyd uyuduktan sonra yapacağım. Yoksa bırakmıyor. Hazırlayayım. Gücülük Zeyd. O çok fena yani. Öyle durduğuna hiç bakmayın. Gerçekten fena bir çocuk. Niye koşturuyorsun? Şimdi bunları katladım. Hepsinin yerlerine gidecek. Bunlar asılacak. Yerleştirilecek. Şimdi asılacak. Bunlar da dolabı. Canlar çamaşırı kaldırdım. Hızlıca evi süpürdüm. Şimdi hemen buzdolabımı boşalttım. Çünkü içerisini temizlemek istiyorum. Şöyle fazla bir şey yokken hemen boşaltayım dedim. Bunları falan yıkamam lazım. Sepetlerimi işte şu şeyleri, sebzelik kutuları. Güzelce de bir sileyim. Yeni de ilaç aldım. Hem de onu kullanmış olurum. Vallahi kirlenmiş bayağı. Bir de sonra Zeyd'i uyutacağım. Bunu hallettikten sonra uyuttuktan sonra paspas yapacağım. Sonra yemeğe geçeceğiz. Hep birlikte yapacağız zaten. Önce bir şu buzdolabını temizledim arkadaşlar. İlacım da zaten şurada. Zeyd uyudu canlar. Ben de şimdi yerleri buhar makinesiyle temizliyorum. Şöyle. Düzenli olarak yapmaya çalışıyorum şu buhar makinesini. Çünkü biliyorsunuz yeri en güzel temizleyen buharlı olan makine. Şöyle. Her yerimiz gibi yapacağım. Sonra da zaten hemen yemeğe geçeceğim. Yemeğimi de aradan çıkartayım. Ondan sonra biraz dinlenmek istiyorum. Çünkü sabahtan beri bir şeyler yapıyorum. Böyle.
Evet canlar, ben şimdi yemeğe başlıyorum. Şu sebzelerimi bir yıkayayım. Ne yapacağım söyledim mi ki size? Silekte işte sebzeli etli güveç yapacağım. Bu güveci çok seviyoruz. Şöyle bir tane kabak koyacağım, patlıcan. İki tane domatesim var. Bir de sarımsak var burada. Etleri koydum arkadaşlar. Onlar şimdi yavaş yavaş bir suyunu bıraksın. Ondan sonra zaten sebzelerini ekleyeceğim. Şöyle bunları soymakla hemen başlayalım. Bu arada bu patlıcan da kocaman gerçekten. Yani hepsi çok olur belki. Bir bakmam lazım. Ama bugün de kullanmasam daha ne zaman kullanacağım? O yüzden genelde hepsini doğruyorum şöyle. Umarım görüyorsunuzdur. Bu arada tahtamı değiştirmem lazım. İki tane büyüğüm var, bir tane küçüğüm var. Üçü de böyle tüm çizilmiş yani. O yüzden hiç iyi değil böyle. Hemen Teddy'ye falan gittiğimde veya Ekçi'ne yeni bir tane almak istiyorum kendime. Bunları da artık çöpe atarım. Çünkü bu beyazı hatta bayağıdır var galiba. Tam emin değilim şu an ne zaman aldım ama yani değişme vakti gelmişti düşünüyorum. Şöyle küp küp doğrayacağım. Gördüğünüz gibi. Ay, havalar artık ısındı ya. İnsan öyle bir motive oluyor ki yani gerçekten çok seviyorum yazı. Çünkü kış olunca hiç böyle bir şey yapasım gelmiyor ama bu böyle yani çok motive oluyorum. Eminim sizde de öyledir yani. Bilmiyorum. Kimisi tabii kışı daha çok seviyor da yorumlara bir yazın. En çok kış insanı mısınız yoksa yaz insanı mı? Bu arada gerçekten bayağı çokmuş patlıcan. Neyse zaten küçülecek. Artık yapacak bir şey yok. Biraz kalırsa yarın yeriz. Et zaten fazla koymamıştım aslında. Bakalım. Şunu da doğrayalım hemen. Bunları keşke bir yere aktarsam önce. Doğrusunu kesemedim. Şunları da şöyle kessem yeterli. Yanına da dediğim gibi pilav yapacağım. Yeter yani. Başka bir şey yapmam. Gördüğünüz gibi yemek bol olacak gibi zaten. O yüzden tamam. Bugünlük. Ay kız bayağı sepsi oldu yalnız. Neyse. Sarımsaklarımı da birazdan etin içine atacağım. Hemen soyayım bunları da şurada. Arkadaşlar Zeyd uyandı. Yemeklerim de hazır. Eve gidince gösteririm. Zeyd ayağınla vur oğlum, kaldırma. Akif gelene kadar biraz aşağı inelim dedik. Evin bahçesindeyiz. Hof yani daha doğrusu. Hadi hadi oynayalım, at. Baba gelirse de yemek yiyeceğiz. Zeyd Mirza, topu indir, ayağınla vur oğlum. Ayağınla vur anneciğim. Evet öyle vur. Dur orada. Çok komik bu çocuk. Gel annem. Arabanın altına girmesin. Hadi ayağınla gol yap, gol yap. Gol! Yeah! Anne de gol yapsın. Canlar saat 6 oldu ve kocişim hala ortalıkta yok. O yüzden daha fazla dayanamayacağım. Kendime hemen bir tabak yaptım. Zeyd'e de zaten saat 5 gibi yedirmiştim. Şöyle güveç, yanına da pilavımı yiyeceğim. Bir de yoğurt çıkaracağım kendime. O zaman bana afiyet olsun. Bakın kimler burada arkadaşlar. Enzoş Bey. Aha Sevuş Bacım geliyor. Arkadaşlar valla yemek falan yedik. Mutfağı toparladım. Sema Nur aradı dedi, dışarı çıkalım mı? Allah! Unutmayın. Oğlum! Valla hava o kadar güzel ki gördüğünüz gibi herkes de dışarıda. Selam bacım. Afiyet olsun.
Parka gidelim dedik. Değil mi? Sonra da bir dondurma alırız. Zeyd'in bakışına. Çok soğuk buradayız. Zeyd senin var ya. Bak. Bak. Eser sen de su istiyor mu? Enter'ın saçları da yine uzamış. İstiyor musun? Lule lule. Ay evet ya, uzatmaya çalıştın da yıkılacak olmadı. Çok tatlı olmuş ya. Üstünü zaten kestirmiyorum. Buralarını beklediğim gibi olmadı. Kesince. O yüzden kestireceğim geri. Hmm. Ama mecbur. Kes gitsin. Akif de geçen götürdü de önden pek almamış. Ben pek anlamadım. Şimdi parka gidiyoruz. Bizim çılgınlar. Parktan çıktık. Dondurmamızı da yedik. Şimdi Semanur illa Allah. İnanmıyorum. Sen ne yaptın? Alın. Çocuğumu akıllı diyen takipçilerim. İnanmıyorum. Zeyd ama bu çok kötü bir şey yaptın anneciğim. Tak onu çabuk. Evet kırdı annem. Kırdın, sen kırdın bak. Bak Ensar şokta. Senin emziğin nerede şimdi? Bu beşiğin de canı yok diye hemen devriliyor. Spor yaptın mı Zeyd? Bu düşer ki. Enzo? Vallahi eve gidelim. Çocuklar banyo ettirelim, uyutalım. Merhaba. Aa öyle mi? Çok memnun oldum. Aynen aynen. Sevilin geliniyim. Ha. Nasılsınız? Vallahi ben de iyiyim. O da iyi iyi. Çok şükür. Söylerim. Aleyküm selam. Ben de tam video çekiyordum. Ha, iyi attınız. Valla iyiyim çok şükür. Birazdan da eve gideriz. İşte uyku banyo falan. O da iyi çok şükür. İyi iyi o da.